Boşlar Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hoş geldiniz Işık Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bir müddet beklettim seni ama çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. İnternetin, daha doğrusu hani sanal dünyanın bütün zorluklarına ve handikaplarına rağmen dünyanın iki ucundaki iki insanın buluşmasını sağladığı için de aslında çok değerli bir platform. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bugün evrenin, yani daha doğrusu kuantum evrenin neden olasılıklar şeklinde olduğunu, determinist olmadığını konuşuyor olacağız. Ama kısaca siz kendinizi bize tanıtıyor olsanız ne dersiniz? Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik ve felsefeyi eş zamanlı okudum. Fakat yayında zaten fark edeceksiniz, çok tasavvufa yönelik bir dil kullanıyorum. Bu da benim ailemle ilgili bir durum. Çünkü ben fiziğe, yani fizik eğitimini almadan önce de tasavvufa çok iç içe yaşayan bir aileye mensuptum. Ve çok küçük yaşlarımda, ben hatırlıyorum hayal meyal, yani belki 11-12 yaşındaydım. Hiç anlamadığımız bir dönemde bile babam bize oturur marifetnameden okurdu hikayeler. Hallavcı Mansur'un Enel Hak öğretisini okurdu. Fakat işte öğrenme dediğimiz şey çok aslında farklı bir olgu. Onu daha sonraki yıllarda anladım ben. Siz onu aslında kaydediyorsunuz bir şekilde. Bilinç onu bilinçsiz de olsa bir şekilde kaydediyor o bilgileri. Ve daha sonraki yıllarda ben işte fizik eğitimine yönlendiğimde ister istemez o geride bırakmış olduğum, hiç bilinçli olarak dinlemediğimi düşündüğüm tüm o bilgiler hepsi harmanlandı. İnsanların belki bir kısmının çok garipsediği bir şey ama çoğunluk çok seviyor bu yaklaşımımı. Çünkü kuantumun kendisi bana göre bugüne kadar çok keskin bir şekilde ayırdığımız teoloji ile bilimin aslında bir potada birleşmesidir. Yani kuantum konuşacağımız aslında en iyi adreslerden birisiniz diye düşünüyorum. Yok, çünkü çok teşekkür. Yani sonuçta fizik tabanınız var. Evet. Herkes kendine göre bir şey anlamaya çalışıyor ve anlamaya çalıştığımız şey de gerçekten tam bir netlik olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O belirsizliğin sebebi. Çünkü dediğiniz gibi determinist dediğiniz kısım, kuantum, mesela o çift yarık deneyinden aslında konuşalım derken aslında öncesinde bunu konuşalım ki sonraki programlarda inşallah olursa, denk gelirse de onlarla devam ederiz diye. Tabii. Aslında önce neden determinist değil? Ya da işte kuantum, şimdi şöyle, yani olasılıklar diye nereden başlamak istersiniz? Kuantum evrenini, yani önce içinde yaşadığımız evrenin yapısını anlamakla başlamak gerekiyor. Çünkü yaşamı, bu yaşamın içindeki kendi varlığımızı ve tüm bunlara kafa yorduğumuz, o ardındaki mana aradığımız, o yaratılışın ve varlığın manasını önce bir kere içinde bulunduğumuz sistemin işleyişini ve yasalarını anlamakla ancak başlayabiliriz. Şimdi yaklaşık 400-500 yıl önce Isaac Newton'un kaleme almış olduğu The Principle of Mathematica dediğimiz hala bilim tarihinin en etkin kitabıdır. Fakat evet, bugün hala büyük ölçekli hareketin üç yasasını bize sunmuştur. Kütle çekimini sunmuştur. Bunlar makro alemde evet bize birçok done veriyor. Fakat Newton'un o klasik fizik yasalarından sonra özellikle Newton'un zamanı mutlak kabul etmesi maddeyi de mutlak kılmıştır. Ve o öğretiden sonra zaman ve maddenin mutlak oluşuna dair oluşan ideolojinin ardından materyalizm ve tüm devamındaki felsefi akımlar gelmiştir. Ve bu kitaptan sonraki 400 yıl boyunca yaratıcı bilimin tüm denklemlerinden çıkartılmıştır. Çünkü bilim artık her şeyi açıkladığını düşünmüştür. Evet. Ta ki Albert Einstein güncesine, ama o iş öyle değil. Üzgünüm, Newton yazana kadar. İzafiyet teorisine kadar geçerliliğini korumuştur. Fakat zamanın bir mutlak olmadığı, Albert Einstein'ın o muhteşem bilgisiyle ortaya çıkana kadar evet dünyayı hakimiyeti altına almıştır materyalizm. Ama hani şey vardır ya, çok severim, hakikat mutlaka ortaya çıkar. Evet. Zamanın bir mutlak olmayışı, evrensel bir sabit olmayışı düşündüğümüzden çok daha fazla
bilginin yıkılmasına. Ama her şeyin ötesinde aslında zamanla birlikte mutlak kabul edilen maddenin yıkılışına sebep olmuştur. Çünkü şimdi o kadar çok hani böyle fizikle boğmak istemiyorum dinleyicilerimizi ama biz fizikte uzay zaman deriz. Yani tek bir terim altında toplarız çünkü uzay dediğimiz evrenin dokusu ve zaman birlikte yaratılmışlardır. Adeta şöyle düşünebilirsiniz. Bir halının dokumasının içindeki iplikler vardır ya. Bunun bir kısmı mekan dediğimiz olgu, bir kısmı da zamandır. Yani evren yaratılırken bu yaratılış zamanla birlikte yaratılmıştır ve yok olurken de zamanın tüm boyutları yok edilecektir. Dolayısıyla mutlak bir zaman yoktur. Madem ki mutlak bir zaman yoktur, madde de mutlak değildir. Peki şimdi gelelim şuraya. İnsan beden algıları, bizler dış dünyayı bedenimizin sahip olduğu duyu organlarıyla ancak yorumlayabiliyoruz ve duyu organlarımızın bize izin verdiği kadarını algılayıp bilebiliyoruz. Peki biliyor musunuz ki evreni var eden elektromanyetik spektrumun sadece %1'inden daha azını görebiliyoruz Maalesef ve yine duyabiliyoruz ya da. ses dediğimiz akustik spektrumunda %1'inden daha azını işitiyoruz. Peki kalan %99 ne olacak? İşte klasik fizik o kalan %99'a yokluk, metafizik gibi öteleyerek Mirror gibi şeyler söylüyor galiba. aynen yok saymıştır. Halbuki işte bugün kuantum fiziği diyor ki evrenin tamamı, bu bize zaten çift yarık deneyinin hani çok anlamda önemi vardır ama esas olarak verdiği mesaj şudur. Evrenin tamamı bir kuantum birleşik alandır. Ben buna adeta bir kuantum çorbası diyorum. Ne demek bu? Şekil yok, madde yok, konum yok, hiçbir mutlak değer yok. Tamamı ile olasılıklardan oluşan bir evrenden bahsediyoruz. Hatta bunu şimdi böyle konuşunca insanlar sanki uzaydan bahsediyoruz gibi geliyor ama münevvercim, bedenimiz de buna dahil. Bedenimiz de buna dahil. Tamamı ile aslında insan beyninin sınırlı algıları ile illüzyone ettiği yani gerçekliği örterek, eğip bükerek sunduğu bir dış dünya gerçekliği bizim beynimizin içinde var. Ve de o kadar da daha acayip bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi duyu organlarımızın dış dünyadan aldığı elektriksel sinyalleri yorumluyor beynimiz, doğru, ve onlara dair bir resim oluşturuyor. Ama dış dünyada gördüğü nesnelerin de kendisine ait gerçekliğinin ancak %15, maksimum %20'sini alıyor. Kalanı da kendi sepetinden dolduruyor. Yani Şimdi bu ben bunu sepet... öğrendiğimde gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü kendisine göre yorumluyor beyin. Yani dediğiniz gibi %15'i var, gerisini o tamamlıyor. Hatta bunu bir gözlük taktırıyorlar, prizmatik gözlükler. Her şeyi ters görmeye başlıyorsunuz gözün ilk beyne gittiği andaki gibi. Aynen. Ve onu bir süre Gerçekte bu. sonra göz alışıyor. Artık o upside down değil, düz görmeye başlıyorsunuz. Aynen. O insanlar o Şimdi prizma gözlüğü çıkarınca... bazen bana hep şu soru geliyor Münevver, diyorlar ki işte hocam ne düşünüyorsunuz? Dünya düz, dünya doğru mu? Diyorum ki dünya düzümüz falan hiç önemli değil diyorum. Evrenin kendisi zaten düz. Bir düzlem üzerinde ve insan gözü küre olduğu için tüm düzlemdeki varoluşu aslında küreye çevirerek beynin içinde bir resim oluşturuyor. Bizler varlığın yani hakikatin yani bizim sınırlı algılarımızla görebildiğimiz gerçekliğin dışındaki mutlak olan gerçekliğe karşı aslında körüz. Kesinlikle görmüyoruz. Onun için Aristoteles'in o ölümsüz sözü göz görmemek için vardır. Ha, tabii Göz görmek konumuza için denk yoktur. geldim hani Evet. ay or ben baktığım için var. O Albert Einstein'ın, şimdi Albert Einstein aslında bütün sırrın ve bütün gerçekliğin, dış dünya gerçekliğinin kendi bilincimizin içinde olduğunu ilk keşfeden bilim adamıydı. Ama o günün genel kabulüne ve genel yasalarına aykırı kaçmamak için biliyorsunuz Princeton'da kendisine bayağı bir karşı onunla çatışan bir grup bilim adamı var. Ve onların bu genel kabulüyle çatışmamak uğruna bu
veriyi bildirmiyor. Ama sonradan da kariyerimin en büyük hatasıdır diyor. Bilincin içindeki gerçekliği anlatabilmek için bu sözü kullanıyor. Diyor ki ben gökyüzüne bakmıyorsam ay orada yok. Şimdi bunu birçok insan şöyle yorumluyor. Canım işte ben de yokum, sen de yoksun. Hayır, yokluktan bahsetmiyor. Kuantum alemde yokluk yoktur. Kuantum alemde boşluk yoktur. Çokluk yoktur. Kuantum alemde her şey olasılık halde vardır. Yani maddesel katı bir gerçeklik yoktur. Ben oraya bakmıyorsam ay orada olasılık halde. Tabii bunu anlamak çok zor. Yani bugün artık hem fizik hem sinir bilimi kesin olarak delillendiriyor ki öğrenme, anı, hafıza gibi tüm bu veriler beynimizin katı yapısı içinde aslında depolanmıyor. Yani beyin bir kayıt cihazı değil. Ve dış dünyaya ait tüm gerçeklik kesinlikle beynimizin içinde gerçekleşiyor. Bunu evet ispatlıyor bugün bilimin tüm dalları. Ama insanların bunu kabullenmesi tabii ki çok zor. Çünkü ardından çok başka acayip sorular geliyor. Yani şimdi her şey emin olabildiğimiz tek gerçeklik bilinç. Evet, bugün kuantum fiziğinin geldiği nokta bu. Peki kimin bilinci? Evet, çok kıymetli. Ben Çünkü şimdi üçüncü bir kitap yazıyorum Münevvercim. Sözünü buyur. kestim, lütfen devam et sonra. O kitapta yani bu üçlemenin üçüncü kitabının adı Kenzül Alem olacak. Ve Muhittin Arabi'nin bir sözüyle bir kapak tasarımı yaptım kafamda. Diyor ki alem tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Şimdi rüya ve hayal tasavvuf ilminde ve tasavvuf dili ile aslında bizim bugün kuantum olasılıklar dediğimiz yapı. Yani biz hayali hala beynimize ait farazi bir şey zannediyoruz. Oysa ki hayal dediğimiz olasılıktır zaten. Ve tüm alem olasılık halde yaratılmıştır. İşte ben de oraya gelmeye çalışıyordum. Az önce onu diyecektim. Biz şimdi koşları mekandayız ve insanlara aslında potansiyellerini, hayal ettiklerini gerçekleştirebilirler noktasında. Bu kuantum olasılıklar dünyasının insanlar için çok kıymetli olduğundan bahsediyoruz. Hatta ben bir fotoğraf makinesini anlatırken bir webinarda şeye almıştım, bu aynalı ve aynasız fotoğraf makinesinden. Eskiden aynalıyken şimdi ekrana yansıyan imaj deklanşöre gittiğinde göz görüyor onu, gören göz dediğimiz şey. Ama artık o ayna yok arada ve direkt elektrik sinyalleriyle gönderiyor. Bu ne aslında? Ha görmüşüm, ha gözümü kapatmış, hayal etmişim. Aslında zihinde onu gerçeklik olarak var edebiliyor. Değil mi? Aynen. Oralardan biraz Çünkü bahsetmenizi artık kuantum çift yarık deneyi rica o son aşaması vardır ya, ederim. hani kamera yerleştirilir ve elektron, şimdi o kısmı mesela herkes çok yanlış ve eksik anlıyor. Kamera oraya yerleştirildikten sonra elektron hareketini değiştiriyor. Peki hep şöyle düşünülüyor. Yani fizik, o derin bilgiyi bilmeyenler, fizikle alakadar olmayanlar şöyle düşünüyor. Elektron gözlemlendiği için hareketini değiştiriyor. Hayır, böyle bir şey olabilir mi? O oluşan zaten sana ait gerçeklik. Senin zihnin oluşturuyor o gerçekliği. Elektron bilinçli bir şekilde hareketini değiştirmiyor zaten. Peki şimdi bunun adına yani felsefeyle iç içe olan birçok fizikçi bu aşamaya özgür irade diyor. İşte özgür irade ile seçim aslında. Yani olasılıklar içinden bizler bilinçli olarak seçim yapma, bu bir tekamül aslında. Yani tüm olasılıkların varlığını bilerek, kabullenerek, bilinç ve farkındalıkla artık bilinçli bir gözlemci konumuna gelmek, demin bahsettiğin şekilde insanın hem kendi hem tüm evrenin ve tüm insanlığın tekamülünde rol alan, ben onu kitabımda şöyle yorumladım. Bizler hepimiz evrenin tezahüründe itici bir güç olan bilincimizle aslında her birimiz evrenin yazılımının ortak yazarlarıyız. Bu bilinç seviyesine ulaştığımız zaman
Çok değişiyor ama. Şimdi bana hep soruluyor. Benim eğitimlerim var. Günde bir eğitimde hatta bir katılımcım bunu sordu. Hani maddesel tezahür, hayatımıza arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz şeyleri gerçekten dönüştürmek, maddesel bir realiteye çevirmek mümkün mü? Evet. Çünkü neden? Hayal dediğimiz alemi biz yaratmıyoruz. Hayal insan zihnine ait bir şey değil. Hayal bir varoluş, yapı taşı farklı. Biz buna fizikte bugün takyonlar diyoruz. Işıktan çok daha hızlı zerreciklerin oluşturduğu eksik kütleli bir varoluştan bahsediyoruz. Bugün bütün metafizik alemlerin yapı taşı olduğu düşünülüyor. Takyonları bizim bu beden algımız içinde gözlemleme şansımız yok. Çünkü bizim bu makro sistemimiz ışık hızı ile sınırlıdır. Ama matematiksel olarak kesinlikle hesaplandılar. Şimdi bilim zaten böyle ilerliyor. Yani bir şeyin matematiksel olarak hesaplanıp realize edilmesi artık onun varlığının bir gerçeklik olduğunu bize gösteriyor. Ve bugüne kadar da bilim matematiksel olarak hesapladığı her şeyi gün gelmiş gözlemlemiştir. İçinde bulunduğumuz insan bedeni içindeki bu maddesel üç boyutlu algı, bu algı bize ait, bu bize ait bir yazılım aslında bu şekilde algılamak. Buranın bir hızı var, bir sınırı var. Bu sınır ışık hızı. Ve bizler uzun süre zannediyorduk ki ışık hızından daha hızlı hiçbir şey yoktur. Evren yani maddesel bu evrenin içinde hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemez sadece. Ama ışık hızını binlerce kat geçebilen zerrelerin varlığı tespit edildi. İşte takyon diyoruz. Takyon kelimesi bile çok acayip bir kelimedir Münevver. Takyon Latincedir ama kökeni Hayır. Arapçadır. Arapçadaki tahayyül Aa, kelimesinden hayal işte. türetilmiştir. Tabii. Tahayyül hem hayal demek hem de ne demek biliyor musun? Allah'tan gelen. Oh. Çünkü ben şöyle yorumluyorum. Allah, Cenab-ı Hak tüm varlığı yoktan var etmiştir. Tamam, burada her birimiz hemfikiriz. Ama yoktan var ettiği bu varlığı tıpkı Arabi'nin dediği gibi varlık daha varlığın kokusunu almadı. Hayal dediğimiz bu boyutta var etmiştir. Çünkü neden? Aslında yüksek titreşimli frekans alanı dediğimiz alan hayal boyutudur. Madde frekansın en aslında düşük olduğu en hani tasavvufi tabirle kesif denilen düşük frekanslı bir oluşumdur. O yüzden aslında ilahi yaratım hayal boyuttadır. Dolayısıyla insan o hayal boyutundan tezahür ettirerek maddesel realitesini kendi yaratır. Maddesel varlığın, maddesel tezahürün yaratıcısı insandır, insan bilincidir. Çok O güzel yüzden de söylüyorsunuz. hayal tabii hayal ilahi olandır ve hani bizlerin hep böyle kulaklarımıza aşina sözler vardır. Hep ne denir? Bir şeyin hayali varsa o mümkündür. Çünkü niye biliyor musun? Yani sana Bir hayal şeyin ettiren hayali varsa o gerçektir zaten. varsa o zaten takyon boyutunda o yaratılmış. Hatta daha da ileri götüreyim ben bu konuşmayı. Acaba Münevvercim, biz hayal ettiğimiz için mi o realite gerçekleşiyor, yoksa geleceğe dair bilgi bize ulaştığı için biz onu bir hayal gibi mi algılıyoruz? Hangisinin gerçek olduğunu bilemeyiz hiçbir zaman. Ama insan kendi potansiyelini, kendi gerçek donanımı, kendi gerçek yapısını böyle iliklerine kadar hissettiği zaman ilahi taşıdığı o tanrısal cüzü gerçekten fark ettiği zaman o zaman o potansiyelini de çok basit maddesel tezahürler için kullanmaktan bence vazgeçiyor. Çünkü Ama çok daha yüce ilahi bir plan için buradasın evet. ve bu donanım sadece işte bize bir çanta, bir ayakkabı, bir arabaya kavuşmak için verilmiş olamaz diye düşünüyorum. O zaman öğrencinizin dediği soruda hani maddeye dönüştürebilir miyiz hayal ettiğimizi Evet, dedikleri tabii. noktada aslında Tabii. birçok insan işte istiyorum, istiyorum, Tabii. istiyorum olmuyor Tabii. dediği şeyde demek Değil. ki Hayır, hayır. anahtar kelime Tabii. hayal edemiyorsun. Sen onu hayal Hayal. etmiyorsun.
Çünkü Hayalin atölyeleri tezahürünün gerçekleşmemesinin en önemli nedeni içinde barındırdığı şüphedir. Şüphe. Şüphe sistemi durduruyor. Bugün artık bak hayalin maddesel bir realiteye nasıl dönüştüğü sinaptik bağlantılarla bugün artık mikroskop altında gözüküyor zaten. Yani bir hayal, ben hatta kitabımı bitirirken Aralık 2022 yılındaydı. Hangi dergide şu an hatırlayamıyorum. Çok önemli bilimsel makalelerin yer aldığı bir dergide çok mühim tespitler kaleme alındı ve orada aynen şu söylendi. İnsan beyninin içindeki sinir hücreleri dediğimiz nöronlar arasında milyonlarca uyuyan, şimdi bak bunun arkasından çok acayip bir söz söyleyeceğim. Milyonlarca uyuyan hayalci, hayal bekleyen sinaptik bağlantı tespit edildi. Ama uyuyorlar, aktif değiller. Şimdi orada Hazreti Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Diyor ki, yeryüzünde bir olay vuku bulmadan önce onun için uyuyan sayısız ihtimal vardır. Sen güzel sözlerle, Mesnevi'de yazar bu. Sen güzel sözlerle de güzel ihtimalleri uyandır. Nasıl bir tanım? Çok güzel, tüylerim diken diken. Çok güzel. Her şey uyuyan, sessiz, hayal boyutunda bizim seçmemizi bekliyor. Şimdi ilk soruna gelmek istiyorum. Neden deterministik? Yani Isaac Newton'un tasarladığı veya sunduğu gibi tek olasılıklı, yani başı belli, sonu belli, tamamen Sebep-sonuç ilişkisi sebep-sonuç olmadı. ilişkisine dayalı neden böyle bir evren yok? Çünkü yaratıcı insan iradesini yok saymamıştır ki. Öyle bir evren yapısı içinde bizim irademizin, bizim seçimimizin herhangi bir etkisi olmayacaktı ki. Burası bir okul. Yani bizler burada bedenlenmiş spiritüel varlıklarız. Bir kere önce bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. Yani sadece 70-80 yıl bir beden içinde yaşayan bu kadar maddesel organizma, İşte toprağı öldü gitti 70-80 sonra. Bu değil tabii ki yani. Hani herhalde elbette ki birçok insan bunun farkında ama bunu çok derinlemesine düşünmüyor insanlar. Yani bu kadar, bakın bütün semavi dinler aslında aynı şekilde sesleniyor. Yani bugün Kur'an'da ne diyor? Ben diyor Adem'e, yani sembolik olarak o insana, ruhumdan üflediğim zaman diyor, derhal diyor bakın ayette, derhal diyor bütün melekut alemi ona secde etsin. Aynı Kur'an ne diyor biliyor musun Münevver? Diyor ki Allah'tan başkasına secde etmeyiniz. Çelişiyor mu sence bu iki ayet? Değil. O zaman dememiz gerekiyor ki evet biz içimizdeki taşıdığımız tanrısal cüz ile ben öyle kaleme aldım kitabımda. Yaratıcının külli bilincine ortak bir bilinçle yaratıldık. Ama henüz farkında değiliz bunu. Şimdi geliyorsun İncil'e, Tevrat'a. Onlar da diyorlar ki mesela Tanrı insanın suretinden yaratmıştır. Ama buradaki suret kelimesi de yanlış anlaşılıyor. Çünkü suret yüzünden yaratmıştır anlamında kullanılmıyor. Kendi varlığından yaratmıştır diyor. Bu en güzel örneği, bu varlığın bu hakiki sırrına en güzel örnekleri ben kuantum dışında İbnül Arabi öğretisinde buldum. Çünkü şöyle çok güzel bir tanımı var. Diyor ki, mesela hepinize şimdi soracağım. Aynaya baktığında kendini görüyor musun? Görüyor musun kendini? Görüyorum diyeyim. Değil. Aslında kendini görmüyorsun. Yansıma. Düşün. Yansımanı görüyorsun. O sen değilsin. O senden bir akis. Şimdi İbn Arabi tüm varlık alemini bu şekilde tarif eder. Her şey der, yaratıcının nurundan ki bugün işte bütün temel kuantum nereye geliyor? Her şeyin yapı taşı foton diyor. Foton dediğin şey nedir? Işığın en küçük birimi, nur. Her şey Cenab-ı Hakk'ın nurundan yansıyan,
yansımalardır diyor. Bugün Çoğalmış. işte kuantum fiziğinin anlattığı şey bu. Hakikatin içinde madde yok, şekil yok, konum yok, hiçbir mutlak yok. Her şey hayal dairesinde ve olasılık halde. Çünkü insan iradesi burada hakim kılınmak istenmiştir. Aksi takdirde tek bir mukadderatı olan maddesel ve tek bir başı sonu olan bir evren yaratılırdı. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben oraya dönmek istiyorum. Çünkü aslında hani çok basit ama kıymetli anahtarlar var insanların göz ardı ettiği. Mesela az önce dediniz ki dünya hayatı bir okul. Evet. Bazıları bu okulu sadece sınav olarak algılıyor. Halbuki okul dediğiniz şeyde bir öğrenme vardır, değil mi? Bir büyüme vardır, o potansiyelin genişlemesi. Ama sen sadece okulu sınav gözüyle bakarsan zaten o sınavların sürekli bir döngü halinde senin önüne çıktığını görürsün. Ama okuldan Hayır. zevk alan bir insansan, o büyümeden, o eğitimden zevk alan birisen, zaten sınava girersin, çıkarsın, süresini bile daha öncesinde bitirirsin. Sınavlar senin normalin olmaya başlar, değil mi? Siz söylerken böyle hissettim, çok güzel geldi. Buna dair hemen bir ayet söyleyeyim mi? Elestü bi rabbikum diyor ya, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab ben sizin yaratıcınız mıyım demek değildir. Rab öğretmen demek. Yani tabii insan yeryüzüne inmeden önce ruhlar aleminde o yüksek boyutta yaratıldığımız, henüz bedenlendirilmediğimiz boyutta Kur'an ayetidir. Tüm ruhlara Yaradan sesleniyor. Ben sizin öğretmeniniz miyim? Ve ruhlar evet diyorlar. Fakat bedenlendikten sonra o bir akitti, o bir sözdü. Evet, biz biliyoruz ki sen bizim öğretmenimizsin. Biz bunu yeryüzünde unuttuk münevverci. Nasıl unuttuk? Başımıza gelen iyi şeylerin ardında öğretmenimizin aslında bize bir şey öğretmek için, bizim ruhumuzun tekamülü için aslında bir ders niteliğinde her şeyi onun bize sunduğunu öğretiyor. Unutuyoruz ve başarıları kendimize ait hissediyoruz. Ben başardım diyoruz. Gene acılar, kederler, üzüntüler veya başarısızlıklarda bunun da bir ders olduğunu, aslında bununla bir şey öğrenmemiz istendiğini yine unutuyoruz. Unutuyoruz onun ardındaki öğretmenimizi. Ve diyoruz ki işte Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, insanları suçluyoruz. Halbuki bu okul bizi yüceltmek için, bize öğretmek için buraya bedenlenmeden önce geldiğimiz o ilahi makamda evet sen bizim öğretmenimizsin dedik ama yeryüzünde öğretmenimizin o olduğunu maalesef unutarak yaşıyoruz. Halbuki yaratıcı insanlarla hayat yoluyla konuşur. Şimdi siz söylerken gene şu geldi aklıma benim. Belki de tek niyeti o suretinden yarattı dediniz ya. O surete tekrar eşleşmeniz içindir. Hani o bilinç büyümesinin o tekamül dediğiniz şey bana göre bir bilinç büyümesi gibi Ben geliyor. onu ne olarak yorumluyorum biliyor musun? Yani birçok tasavvufu yakın insan öyle yorumlar. Tevhidi bilinç. Yani tek olan. Tek olan bilinç. Oradan geldik zaten. Bedenlenerek unuttuk. Yine hatırlayıp döneceğiz. Çok basit bir örnek veriyorum ben ona. Müsaaden varsa. Şimdi biliyorsun sindirim sistemimizin içinde binlerce, milyonlarca bakteri var. Bunların her biri görevli. Aslında her hücremiz bilinç sahibi. O bakterilerin de tamamı bilinç sahibi. Ve bilinçleri ile bu bedenin yaşam fonksiyonlarını yerine getirmek için birer görevleri var. Hepsi her biri o sahip oldukları ilim ve bilgiyle ve bilinçle bir takım vazifeler yapıyorlar. Bizi bu hayatta tutmak için. Peki onlar yaptıkları o işleri yapıyorlar ama senden benden haberleri var mı? Farkındalar mı? İşte Zannetmiyorum. insanın durumu aynı bunun gibi. İnsan kendini varlık zannediyor. Hani Farabi'nin müthiş bir eseri vardır ya, var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun. Oradaki var mısın ki sen yoksun, hiçsin demek değil. Diyor ki sen Yaradan'dan ayrı mısın ki kendini ayrı bir varlık olarak zannediyorsun. Çünkü böyle zannetmen istendi. Çünkü imtihanın kendisi bu zaten. Sen kendini varlık zannederek acaba ne yapacaksın?
bu birlik duygusuna götürüyor bizi dediğiniz gibi ve o birlik duygusunda da işte ne korku var, ne üzüntü var, ne sıkıntı var, ne kaygı var, Tabii, ne tabii. depresyon var, ne parasızlık, yokluk, hiçbir şey yok. Çünkü dediğiniz gibi kaynak zaten sınırsız, sonsuz. O bilince Aynen. erdiğinizde de o sınırsızlığı, sonsuzluğu çok faydalı şeyler için kullanabiliyorsunuz. Çanta, araba dışında ama onlar için de kullanabilirsiniz, sorun değil. Ay Önemli olan kullanın. o Şimdi bilince yükselmek. ayet, şimdi Kur'an veya İslam bize şeyi yasaklamıyor ki. Yani rahat etmeyin, rahat yaşamayın, sürünün falan demiyor ki. Yiyin için, rahatınıza bakın diyor. İsraf İsraf etmeyin. etmeyin, paylaşın diyor. Evet. Yani iyilik hal içinde ol. Senin ne para kazanmana, ne ticaret yapmana, ne zenginleşmene karşı bir yasak yok ki. Ne yasak olan şey nedir? Ribadır, riba şudur. Kamuya çevirmeden, yani insanların faydalanacağı hiçbir alan yaratmadan sürekli yığmak. Sürekli yığmak. İşte bugünkü faiz sistemi gibi sistemler ki bu zaten insanlığın aleyhine bir durum. Sen zengin olabilirsin, ticaret yapabilirsin. Peygamberimiz ticaret yapıyordu, eşi ticaret yapıyordu yani. Ama sen, mesele şu, kazandıklarının kimden sana geldiğini bir, unutmayacaksın. İki, sana onların bir kısmının emanet olduğunu bileceksin ve paylaşacaksın. Hepsi bu. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz de bu kanalı o yüzden açtık. Biriktirdiğimiz bilgileri, bilgili olan insanlar gelsin bu kanal aracılığıyla insanlarla paylaşsın. Teşekkür ederim de davetimi kabul ettiniz. Geldiniz. Çok Ne önemli demek? Çok şeylerin onur altını duydum. çizdik. Bence kalem kağıt elimizde tekrar dinleyelim bu programı. Ben de dinleyeceğim çünkü. Siz İnşallah. konuşurken hiç soru cevap yapmıyoruz zaten öncesinde. Anda açılanlarla konuşuyoruz. Evet, Ve evet, çok güzel evet. açılımlar oldu. Umarım devamını da getiririz İnşallah, diyorum. neden Son olmasın? sözlerinizi de alayım, öyle kapatalım. Yani tüm semavi dinler, tüm dinler, aslına bakarsam tüm mitolojiler, insanlığı ortak bir çağrı sunmak için vardır. Evrensel barış. Şimdi barış deyince o da çok eksik anlaşılıyor. Evrensel barıştan kasıt ne? İnsanın gerçekten kendi yaşamına, kendi yaşamı dışındaki tüm varoluşa o hakikaten Rahman gözüyle bakabilmek, her şeyin altındaki o ilahi birliği görebilmek. Benim kitabımın ilk başlangıç cümlesi bir şiirle başlar. Her şey görünmez bir el tarafından, ölümsüz bir el tarafından birbirine bağlanmıştır. Ve sen bir çiçeği bile kopartamazsın bir yıldızı yerinden oynatmadan. Bu idrake ulaşmamız için bir çağrıdır. Tüm dinler, tüm peygamberler bize bu çağrıyı yapar. Evrensel birlik bilinci için. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Bizden ediyorum. bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki programda o zaman görüşmek üzere. Hoşça İnşallah, kalın. inşallah. Çok teşekkür ederim. Thank you.